emekli maaşı ve nema. Sual. Bazı kimseler gerek emekli sandığı, gerek SSK ve gerekse Bağkur'dan emekli olmanın caiz olmadığını söylüyorlar. Bu hususta açıklama yapar mısınız? Cevap. Bu kimseler delil olarak Necm suresinin insana ancak çalışarak, ihlasla yaptığı işler ahirette fayda verir mealindeki ayeti kerimeyi gösteriyorlar. Hatta emekli maaşı almayacağım diye gazetelerde ilan edenler de vardır. Köşeli parantez içindeki ifadeler ayet-i kerimenin açıklaması mahiyetindedir. Bu ayetin devamı olan ayetlerde çalışmasının karşılığının eksiksiz verileceği bildiriliyor. Herkes ektiğini biçer demektir. Bu ayet emekliliğe mani değildir. Emekli olmak caiz değil diyenlere göre az şeye çok karşılık vermek veya karşılıksız bir mal vermek caiz değildir. Halbuki miras, hediye, bir çalışanın alın terinin karşılığı değildir. Hediye de, miras da caizdir. Devlet, ihtiyarlara bir ihsan olarak yaşlılık maaşı bağlamıştır. Aynı şekilde bazı belediyeler, ihsan olarak ihtiyarlara ücretsiz seyahat hakkı tanımıştır. Bayramlarda da herkesten seyahat ücretini almıyor. Köprüden geçiş ücreti kaldırılıyor bunlar birer ihsandır. Hiç mahsuru yoktur. Devlet gazilere, asker ailelerine maaş bağlıyor. On çocuğu olana ikramiye de verebilir. Depremden zarar görenlere karşılıksız yardım edebilir. Yahut sırf vatandaş olduğu için herhangi bir yardım yapabilir. Devlet bir kimseye böyle çeşitli yardımlar yaptığı gibi bir fert de dilediği kimseye milyonlarca, milyarlarca yardım yapabilir, hediye verebilir bu paranın muhakkak alın teriyle alınması gerekmez. Devlet bir memuruna, bir işçisine anlaşma gereği haftada bir gün veya iki gün izin verebilir. Yılda bir ay, iki ay izin verebilir. Birkaç ay hastalık izni verebilir. Bu izinli olduğu zamanlarda da maaşından kesmeyebilir. Devlet 25 yılda emekli ettiği gibi bunu 50 yıla da çıkarabilir veya 10 yıla indirebilir çalışamayan hastaları mağlulen emekli edip ömür boyu maaş verebilir. Devlet emekli memura ölünceye kadar maaş verdiği gibi Allahü Teala da iman edenlere sonsuz mükafat vermektedir. İman ettiği için kuruna sonsuz mükafat veren Allahü Teala'ya niçin sadece iman karşılığı bu kadar nimet veriyorsun diye sual edilemeyeceği gibi belli bir hizmet veya prim karşılığı ölünceye kadar maaş almaya haram demek çok yanlıştır. İhsan, yani iyilik etmeyi dinimiz tavsiye etmektedir. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruluyor ki, Allah adaleti, ihsanı ve akrabaya vermeyi emreder. Nahil Suresi 90. Ayeti Allah sana ihsan ettiği gibi, sen de ihsanda bulun. Kasas Suresi 77. Ayeti İhsanın karşılığı ancak ihsan olur. Rahman Suresi 60. Ayeti ana babaya ihsan edin. Nisa suresi 36. ayeti. Allah ihsan edenleri sever. Maide suresi 13. ayeti. Allahü Teala ihsan edenlerle beraberdir. Ankebut suresi 69. ayeti. İhsan edenleri müjdele. Hac suresi 37. ayeti. İhsan edenlere Allahü Teala'nın rahmeti elbette çok yakındır. Araf suresi 56. ayeti. Allah ihsan edenlerin ecrini zayi etmez. Tevbe Suresi 120. Ayeti Hz. Yusuf ve Hz. Musa'ya verilen nimetler bildirilip buyuruluyor ki, İhsan edenleri işte biz böyle mükafatlandırırız. Yusuf Suresi 22. Ayeti İhsan etmekle ve hediye vermekle ilgili hadis-i şeriflerden bazıları da şöyledir. Allahü Teala ihsan sahibidir. Öyleyse siz de ihsanda bulunun. İdarecilerin ihsanını İhsan olarak kaldığı sürece alın. İhsan ehlinden olun. Ömrü ihsandan gayrisi artırmaz. Ana babaya ihsan ömrü uzatır ve kötü ölümden korur. Vermeyene ihsanda bulunanı Allahü Teala cennete koyar. Ana babanıza ihsan ederseniz çocuklarınız da size ihsan eder. Ömrünün uzun ve rızkının bol olmasını isteyen Ana babasına ihsanda bulunsun ve sıla-i rahim yapsın. İhsan kapısını açana Allahü Teala dünya ve ahiret hayrını verir. Komşuna ihsanda bulun ki mümin olasın. Hediye Allahü Teala tarafından gönderilen güzel bir rızıktır. Hediyeyi kabul eden Allahü Teala'nın gönderdiğini kabul etmiş, reddeden de onun gönderdiğini reddetmiş olur. Allahü Teala biz malı insana ibadet etmesi için ihsan ettik buyurdu. Bir müminin duasıyla. Sual. Bir vaiz Necm suresindeki ayetten anlaşılıyor ki emekli maaşı ve alın teri karışmayan her kazanç haramdır. Yaşlı kimselerin ücretsiz belediye araçlarında seyahat etmesi de böyledir. Yine aynı ayet gösteriyor ki Ölü için yapılan dua, sadaka ve diğer iyiliklerin hiç faydası olmaz dedi. Faydası yoksa niçin cenaze namazı kılıyoruz? Cevap. Emekli maaşı almak caizdir. Bunu yukarıda izah ettik. Alın teri karışmayan her kazanç haram değildir. Mesela miras ve hediye bir çalışmanın alın terinin karşılığı değildir. Hediye de miras da caizdir. Ölü için de dua edilir her türlü hayrat yapılır. Bir kimse başkasının yaptığı amelden fayda görmez. Herkesin yaptığı kendinedir. Mesela bir kimse sadaka verse, sevabı yalnız sadakayı verene ait olur. Başkasının bu sevapta hissesi olmaz. Ancak amel işleyen, mesela sadaka veren kimse, sevabını başkalarına da bağışlayabilir. Onlar da bu sevaptan faydalanır. Ölülere dua ve istiğfar etmek faydalıdır. İbrahim aleyhisselam, Ey Rabbimiz! Kıyamette hesap için ayağa kalkıldığı gün, beni, ana babamı ve bütün müminleri affeyle diye dua etmiştir. Bir müminin duasıyla diğer müminlerin günahları affediliyor ki, böyle dua edilmesi emredilmiştir. Yine her gün namazda, İbadillahi salihin diyerek Müslümanlara dua ediyoruz. Faydası olmasaydı, her tahiyyatta bunun okunması emredilmezdi hadisi şerifte buyuruluyor ki, ölünün mezardaki hali, imdat diye bağıran, denize düşmüş kimseye benzer. Boğulmak üzere olan kimse, kendisini kurtaracak birini beklediği gibi, ölü de babasından, anasından, kardeşinden, arkadaşından gelecek bir duayı gözler. Ona bir dua gelince, dünyaya ve dünyada olanların hepsine kavuşmaktan daha çok sevinir. Allahü Teala, yaşayanların duaları sebebiyle ölülere dağlar gibi çok rahmet verir. Dirilerin ölülere hediyesi onlar için dua ve istiğfar etmektir. Günahkar bir Müslümanın cenaze namazını Müslümanlar kılarsa, ölünün günahları affolur. Yani dirilerin duaları sebebiyle, ölülere çeşitli hediyeler gider. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Müslümanlardan üç saf, bir Müslümanın cenaze namazını kılarsa, ölü cennete girmeye hak kazanır. Ölü için dua ve Kur'an-ı Kerim fayda verdiği gibi, ölüler için sadaka vermek de onların günahlarının affına sebep olur. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Allah için nafile sadaka vermek isteyen, bunu Müslüman ana babasının niyetine verse, ana babası için birer ecir, onların ecirlerinden eksilmemek üzere bir misli de kendisine verilir. Ölmüş ana babası namına hac eden, bu hac hem kendisi hem de ana babası için kabul edilir ve ana babasının ruhuna müjde verilir. Ölen müminin her ameli kesilir. Yalnız üç amelinin sevabı devam eder. Bunlar sadakayı cariye, faydalı ilim ve kitapla salih evladın ettiği dua ve istiğfarlardır. Sadakayı cariye, cami, çeşme, yol gibi faydası devam eden işlerdir. Dinimizde iyi bir çığır açana, bunun sevabıyla, bununla amel edenlerin sevabı verilir. O çığırda, o yolda gidenlerin sevabından da hiçbir şey eksilmez. Dinimizde kötü bir çığır açana da, bunun günahıyla, bununla amel edenlerin günahı verilir. O kötü yolda gidenlerin günahından da hiçbir şey eksilmez. Tatarhaniye'de sadaka veren, sevabının bütün müminlere verilmesi için niyet ederse, kendi sevabından hiç azalmadan, bütün müminlere de sevabı erişir buyurulmaktadır. Ödünç ve Nema Sual Bir kimse 100 lira ödünç borcunu öderken, 130 lira verip fazlası hediyedir dese, bu fazlalığı almak caiz olur mu? Devlet de paralarımızdan kesinti yaparak Nema adı altında bir fazlalık veriyor. Bu fazlalığı almak caiz olur mu? Cevap kar getiren ödünç haram olur. Ancak bir anlaşma yapmadan verilecek 30 lira hediye olur. Almak caiz olur. Devletin verdiği de böyledir. Devlet ömür boyu emekli maaşı bağlasa, bu maaşı da almakta mahsur yoktur. Karşılıksız verilen şeyi de almak caizdir. Az bir şeye karşılık çok şey de verilir. Bunları da almakta hiç mahsur olmaz. Reddül Muhtar